dediğimiz kumpirli ekmek yapımı için bir numaralı lazım olan malzemelerden birisi karşımda gördüğünüz soba. Kuzineli. Gördüğünüz gibi böyle bir köy evi. Patates ile hamuru ne yaptık? Gördüğünüz gibi mayalandırdık. Kabardıktan sonra hamurumuzu alıp yağladığımız kuzine tavalarını yerleştiriyoruz. Yedek bir tavamızda yağın kızarmasını, sıcamasını bekliyoruz. Evet, bir tarafta da bir tavamızda içeride sobamız yanarken. Kumpirli pitiğimiz, kumpirli ekmeğimiz de diyebiliriz. Ne derseniz, köye, mahalleye göre ismi değişebilir. Sobamız da gördüğünüz gibi hazırlandı. Duman üstünde. Evet, bu gidiyor şimdi. Gelkinler de sıra. Gördüğünüz gibi bu şekilde soğuması için bohçamızın üzerine bırakıyoruz. Harlı olunca bir yüzü hemen gördüğünüz gibi alevleniveriyor. Devamlı olarak döndürmemiz lazım. Patates tipini yaparken normal patatesinde odun patatesi yapmak zorundayız. Çünkü devamlı olarak pişireceğimiz için. Gördüğünüz gibi ara ara devamlı takviyesi yapıp harlı bir şekilde sobamızın yanmasını sağlıyoruz. Evet, yapılan eserin, şaheserin yok ediliş anı gördüğünüz gibi afiyetle yiyoruz. Gerçekten güzel oluyor. Tavsiye ederim. Kış günü imkanınız varsa, tabii bunun için fırında da yapılabilir belki ama sobada bu şekilde olması daha fazla lezzet katar.